Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin'den Twitter'da Nisa'yı hedef alan tweetler atıldı, ortalık karıştı. Tweetlerdeki Nisa'ya söylenen hakaret dolu şok sözler Yasin Obuz'u trend topik yaptı. Yasin-Nisa tartışması neden başladı? İlk kim ne yaptı? Peki şimdi ne olacak? Sizler de yorumlarınızı yorum kısmına yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi Nisa bir aşağı vur. Şimdi atışlara başladı Nisa. Daha öncesinde Kısmetse Olur, Masterchef, Yemekteyiz gibi birçok yarışmaya katılan fakat hiçbirinde aradığını bulamayan Yasin Obuz en son Survivor 2020 yarışmasında da istediği başarıyı elde edemedi ve Survivor 2020'ye 3. olarak veda etmişti. Önledim. Siz konuşun. Terbiyesiz. Nasıl bir usluk ya? Sosyal medyayı da sürekli kullanan ve eğlenceli hareketleri ve etkileyici konuşmasıyla belirli bir kitleye kendini sevdiren Yasin, Twitter'da attığı mesajlarda Nisa'ya karşı hakaret dolu cümleler kurunca ortalık karıştı. Ve Nisa fanları ve de Nisa sevenleri resmen ayaklandı. Hayırdır ya? Sesimizi çıkarmıyoruz çıkarmıyoruz kafasına göre oyunu terk etmeler falanlar filan. Başlarım böyle oyun derginler. 3 aydır oyun derginler. Atılmıyorum bari ha. Oysaki Survivor'da Nisa ile arası bazı ufak tefek sürtüşmeler dışında iyi olan Yasin, açıklamaları ile herkesi şoke etti. Şok edip şaşırtması yetmedi, büyük de tepki topladı. Benim ayarımı bence kaçırmayın yani. Benim ayarım kaçarsa bu takımın komple ayarı bozulur ha söyleyeyim yani. Yasin, oyuna bak. Bozuldu sen bozdun. Yasin Obuz kendisinin arkasından konuştuğunu iddia ederek Nisa Bölükbaşı hakkında 18 Temmuz akşamı çok sert tweetler attı. Attığı 3 tweet ortalığı karıştırdı, alevlendirdi ve çok tepki çekti. Yasin'in direkt olarak Nisa'ya yönelik ağır ve sert bir açıklama yapmasının ardından Evrim de olayın içinde yer aldı ve Twitter'da "Neden hep haklıyım?" mesajını yayınladı. Kerim'in biri miyim? Kaç kaç Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sen sus. Her ne kadar Yasin Obuz attığı bu tweetleri silse de teknolojinin azizliğine uğradı. Sildiği bu tweetler çoktan kayıt altına alınmıştı. Ekran kaydı alınan tweetler sosyal medyada adeta ışık hızında yayıldı. Peki ne yazıyordu tweetlerde? İşte Yasin Obuz'un attığı tweetler. Hayatım boyunca hainleri affetmedim, affetmeyeceğim. Nisa Hanım, senin gibi nankör ve kindar bir insan hayatımda tanımadım. Bir de mızmız. Sandın ki bütün erkekleri eline alıp hepimizi oynatacaksın istediğin gibi. Ama nankörlüğünün bedelini elenerek ödedin. Sen elendikten sonra bütün iyi niyetimi sana sundum. Sen o kadar kindar ve kalbi kötüsün ki hala arkamdan konuşmaya devam ettin. Ben olmasaydım 3. haftada evinden Survivor'ı takip ederdin. Sercan'la da senin için konuşan bendim. Olaylar kapansın diye. Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Pisliğin tekisin. O kendini şirin gösterme çabalarının arkasında nasıl bir şeytan yattığını ben çok iyi biliyorum. Evrim yılansa sen çıngıraklı yılansın. Nankör. Yasin Obuz bu tweetleri sildikten sonra yeni bir tweet attı ve o tweette "Mesaj alınmıştır. Boom." diye yazdı. Evrim'in "Ben susmam, devam" yazıp Yasin'i etiketlemesi. Burak Yurdugör'ün 13 Temmuz'da "Vaziyet alın, 2 güne buralar karışacak" demesi akıllarda soru işareti bıraktı. Ayrıca Burak Yurdugör'e aitmiş gibi gözüken tweetin Burak Yurdugör tarafından atılmadığı da Burak Yurdugör tarafından yalanlandı. Yaptığı paylaşımda Burak Yurdugör, "Arkadaşlar bu tweet bana ait değildir. Nisa'da Yasin de benim yakınlarımdır. Çok mesaj aldım bilginize. Yapılan bir Photoshop var ortada" diyerek paylaşım yaptı. Burak Yurdugör bir paylaşım daha yaptı. "Dediğim gibi Nisa da yakın arkadaşım Yasin'de. Şu an Yasin'le birlikte olmam taraf tuttuğum anlamına gelmiyor. İkisi de benim canım ciğerim." paylaşımında bulundu. Peki Yasin Obuz bu tweetleri neden attı? Survivor bittikten sonra, hatta Nisa elendikten sonra Nisa Yasin hakkında bazı sözler söylemiş ve Yasin görmediği bazı Survivor sahnelerinde Nisa'nın kendisiyle ilgili konuştuğunu görmüş ve de anlaşılan Yasin Obuz bu duruma çok sinirlenmiş ve bu tweetleri atmıştır. Bu olayın ardından Nisa'nın fanları tarafından başlatılan "Pisliğinde boğul Yasin Obuz" etiketi de gündeme oturdu. Yasin 22.30'da Instagram'ından bir paylaşım yaptı ve dedi ki
Bugüne kadar beni destekleyen, oy atan herkesten Allah razı olsun. Adamsınız. Her zaman size layık olmaya çalıştım. Destekleriniz için çok çok teşekkürler. Çok şükür kimsenin hakkını yemedim. Kendi hakkımı yedirmedim. Nankörlere de gerekeni yaptım. Bum. Ağla. Açıklamasında bulundu. Nisa Bölükbaşı'nın babası da Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Açıklaması şöyle. Selam arkadaşlar, ben bu hesabın Yasin'in kendi hesabı olduğuna inanmıyorum. Fake hesaptır. Yasin böyle şeyler konuşacak biri değildir. Kısa zamanda çıkar açıklama yapar. Sakin olalım. Bu işlerin öyle Twitter'da zan altında bırakıp kaçılmayacağını bilecek kadar zekidir Yasin. Bekleyelim. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kim haklı, kim haksız sizce? Nisa mı haklı, Yasin mi? Hemen düşüncelerinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşın.